Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde ikinci ünite ile ilgili genel değerlendirme problemleri çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. 3 sayının toplamı 9000'dir. Birinci sayı 1080. ikinci sayı 2040'tır. Buna göre üçüncü sayı kaçtır? Birinci sayı yazalım. 1080. ikinci sayı 2040. Üçüncü sayı bilinmiyor. Toplam kaçtır? 9000. Birinci ve ikinci sayı toplayıp toplamdan çıkarırsak üçüncü sayı buluruz. Bununla ilgili daha önce örnekler çözmüştük. 2040'ı topluyoruz. Biller basamandan başlayalım. 0, 0 daha 0. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 0, 0 daha 0. Bir de elde 1. 2, 1 daha 3. Kaç? 3120. 9000'den de 3120'yi çıkarırsak cevabı buluruz. Çıkaralım. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gidip 1 yüzlük alacağız. Komşuda yok. Binler basamandan alıyoruz. 8. Önce yüzer basamağına veriyor. 10. On. Onlar basamağında yüzer basamağından alacak. 9 kaldı. Buraya getirdi. 10 On oldu. 10'dan 2 çıktı. 10'dan 2 çıktı. 8. 9'dan 1 çıktı. 8. 8'den 3 çıktı. 5. Kaçmış? 3. toplanan 5880. İkinci soru birbirinden farklı iki basamaklı 3 doğal sayının toplamı 84'tür. Bu sayıların en büyüğü kaçtır? 3 tane sayı var. Birinci sayı, ikinci sayı ve üçüncü sayı. En büyüğü üçüncü sayı olsun. Onu seçelim. İkinci sayı da seçebilirsiniz. Fark etmez. Biri de seçebilirsiniz. Birbirinden farklı iki basamaklı demiş. Çocuklar üçüncü sayının büyük olabilmesi için birinci sayının ve ikinci sayının en küçük sayılardan oluşması gerekiyor. En küçük iki basamaklı sayı kaçtır? 10. Birinci sayı 10 diyelim. İkinci sayıya da 10 diyebilir miyiz? Hayır. Birbirinden farklı demiş. İkinci sayıya 11 diyebiliriz. 2 tane küçük sayı verdik. 3. sayı büyük çıksın diye. 10 artı 11 kaç eder? 21. 84'ten de 21'i çıkarırsak 3. sayıyı buluruz. 84 21. 4'ten 1 çıktı. 3. 8'den 2 çıktı. 6. 3. sayı kaçtır? 63. Üçüncü soru bir miktar para 3 kişi arasında paylaşılıyor. Belgin Ezgi'den 10 TL, Asya Belgin'den 8 TL fazla alıyor. Ezgi 20 TL aldığına göre paylaşılan para kaç TL'dir? Kaç kişi var? 3 kişi Belgin, Ezgi ve Asya. Ezgi'nin parasını biliyoruz. 20 TL. Ezgi'ye 20 TL yazalım. Belgin Ezgi'den 10 TL fazla alıyor. O zaman Belgin'in kaç parası olur? 20 artı 10 Eşittir. 30 TL'si olur. Asya'da Belgin'den 8 TL fazla alıyor. Belgin'in kaç TL'si vardı? 30. 30 artı 8 kaç eder? 38 TL. Üçünün de parasını bulduk. Asya 38, Ezgi 20, Belgin 30. Paylaşılan para kaç TL'dir? Toplayalım. 30 artı 20 artı 38. Kaç TL eder? Birler basamandan başlıyoruz. 8, 0, 0, 8 eder. Onlar basamağına geçelim. 3, 2 daha 5, 3 daha 8. Toplam 88 TL para paylaşılmış. Dördüncü soru yukarıdaki sıralamada beşgen yerine yazılabilecek en küçük ve en büyük sayıların toplamı kaçtır? 3000 küçüktür beşgen, küçüktür 4000. En küçük sayı nerede arayacağız? Küçük sayı tarafında yani 3000 tarafında en küçük sayıyı arayacağız. En büyüğü nerede arayacağız? 4000 tarafında arayacağız çocuklar. Şimdi 3000'in küçük olduğu sayı kaçtır? 2999. En küçük sayı 2999. Peki 4000'in büyük olduğu en büyük sayı kaçtır? 3999'dur çocuklar. Şimdi bunların neyini soruyor? Toplamını soruyor. Toplayalım. 2999 artı 3999. Toplayalım alt alta. birler basamandan başlıyoruz. 9, 9'da 18. 18'in 8'i elde var. 1, 9 9'da 18 bir de elde 19. 19'un 9'u elde var 1. Yüzler basamağına geçiyoruz. 9 9'da 18 bir de elde 19. 19'un 9'u elde var 1. Binler basamağına geçiyoruz. 3 2 daha 5 bir de elde 6. Cevap 6998. Beşinci soru Eren, Sema ve Kerim'in yaşları toplamı 28'dir. 5 yıl sonra üçünün yaşları toplamı kaçtır? 3 kişi var Eren, Sema ve Kerim. Şu anki yaşları toplamı kaç? 28. 28'i yazdık. 5 yıl sonra her biri 5 yaş büyümeyecek mi? Evet o zaman her birinden 5 yaş gelecek. Toplam yaşları toplamı ne kadar artar? 5 artı 5 artı 5. Kaç eder? 15. 5 yıl sonraki yaşları toplamı 28 artı 15. Şu anki yaşlarına 15 ekleyeceğiz kaç eder? 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 1 daha 3. Bir de elde 4. 5 yıl sonra yaşları toplamı 43 eder. Altıncı soru aralarında birer fark bulunan 4 doğal sayının toplamı 86'dır. Bu sayıların en büyüğü kaçtır? Çocuklar aralarında birer fark bulunacak. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı ve dördüncü sayı. Aralarında birer fark varsa birinci sayı ne diyelim? A diyelim. İkinci sayı kaç olur? A eksi 1. Üçüncü sayı kaç olur? A eksi 1 eksi 1 yani A eksi 2 eder. Bir önceki sayıdan bir azaltacağız. Dördüncü sayı kaç olur? A eksi 3. Bu sayıların toplamı kaçmış? 86. Toplayalım. A artı A eksi 1 artı A eksi 2 artı A eksi 3. Kaç eder? A artı A 2 A 3 A 4 A. 4 A eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 eksi 3 daha eksi 6. Kaça eşittir? 86. Eksi 6'yı bu tarafa atarsak kaç olur? Artı 6 olur. 4A eşittir. 92. Buradan 4'ü kaçla çarparsak 92 eder. Veya 4'ü karşı bölü olarak da atabiliriz. A eşittir. 92 bölü 4 de diyebiliriz. 92'yi 4'e böldüğümüzde A'yı buluruz. 9'un içinde 4 2 tane vardır. 8, 12, 12 içinde 4, 3 tane vardır. 4 kere 3, 12. Evet A kaçmış? 23. A'yı bulduk. Şimdi getirip yerine yazacağız. A 23. Buraya yazdığımızda 22, bakın 21, 20. Aralarında birer fark oldu mu? Evet. En büyük kaçmış? 23. En küçüğü 20. 20, 21, 22, 23. Yedinci soru. Yandaki toplama işleminde sembolle verilen rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? 5 ile yıldız toplanmış. Cevap 0 bulunmuş. 5 sıfırdan büyük olduğu için buradaki 0 onun sıfırı. Yani 5'e 5, e 5 e eklersek 10 eder. Onun sıfırı. Elde var 1, 3, 1 daha 4. 4'e kaç eklersek sıfır eder? Bu da onun sıfırı. 6 eklersek sıfır eder. Onun sıfırı elde var. 1 devam edelim. Kontrol edelim. 4, 2 daha 6. Bir de elde 7. 7 de direkt aşağı indi. Bakın. Üçgen 1, yıldız 5. Basamak değerlerini soruyor. 5 hangi basamakta? Birler basamanda. Basamak değeri 5 çarpı 1'dir. Eşittir 5. 6 hangi basamakta? Onlar basamanda. 6 çarpı 10 eşittir 60. Basamak değerlerini toplarsak kaç eder? 65. 8. soru. Yukarıdaki eşitliklere göre A artı B artı C kaçtır? A artı 10 45 demiş. Bu 10'u karşıya x olarak atabilir değil mi çocuklar? Veya 10'a kaç eklersek 45 eder. Bu şekilde de bulabiliriz. Ama Artık bunu iyice öğrenmemiz gerekir. Onu karşıya eksi olarak atabiliriz. Ne olur o zaman? A eşittir 45 eksi 10. O da kaç çıkar? A eşittir 35. A'yı bulduk. Şimdi B'yi bulalım. A'yı getirip yerine yazdığımızda burada ne olur? 35 artı B eşittir 50. Şimdi 35 karşıya eksi olarak atacağız. B'yi yalnız bırakmak için. B eşittir 50 eksi 35. 50'den 35 çıkarsa kaç kalır? 15. B'yi de bulduk. 15 getirip yerine yazalım. 15 artı C eşittir 60. 15'i karşıya eksi olarak atacağız. Ne olur? C eşittir 60 eksi 15. 60'dan 15 çıkarırsak kaç kalır? 45. C'yi de bulduk. 45. A artı B artı C'yi soruyor. Yerine yazalım. A kaçtı? 35. B kaçtı? 15. C de 45. Toplayalım. 45, 15 daha 50, 60, 35 daha 95. Toplam 95'miş. 9. soru 41.426 sayısının basamaklarındaki tekrar eden rakamların basamak değerleri farkı kaçtır? Hangi sayılar tekrar ediyor çocuklar? Yüzler basamağındaki 4 ile 10 binler basamağındaki 4. Buradaki 10 binler basamağındaki 4'ün basamak değeri nasıl buluruz? 4 çarpı 10.000. Kaç eder o da? 40.000. Yüzler basamağındaki 4'ün basamak değeri nasıl buluruz? Yüzde çarparak 4 çarpı 100 eşittir 400. Bunun farkını soruyor. Fark ne demekti? çıkarmak demekti. Çıkaralım. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan dört çıkmaz. Yüzler basamağında, Binler basamağına gidiyoruz. Yok sıfır. On binler basamağına geldik. Bir tane on binlik aldık. Üç. Önce binler basamağına verdi on. Yüzler basamağı da binler basamağından alacak. Ondan dört çıktı. Altı. Dokuz aşağıya iner. Dokuz. Üçü de aynen aşağıya indiririz. Cevap 39.600. 10. soru 2023 yılında Cumhuriyet'in ilanının kaçıncı yılını kutlayacağız? Cumhuriyet ne zaman ilan edilmişti? Cumhuriyet'in ilan tarihi 1923. 2023'ten 1923'ü çıkarırsak 2023'te Cumhuriyet'in kaçıncı yılını kutlayacağımızı bulabiliriz. Çıkaralım. Birler basamandan başlıyoruz. 3'ten 3 üç çıktı. 0, 2'den 2 çıktı 0. 0'dan 9 çıkmaz. Binler basamağına geldik. 1 binlik aldık. 1 kaldı. Yüzler basamağına getirip yazdığımızda 10 olarak yazarız. 10'dan 9 çıktı. 1. 1'den 1 çıktı 0. Bu 0'ın bir değeri yok. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. 11. soru. 3 doğal sayının toplamı 155'tir. 2. sayı 1. sayıdan 10. 3. sayı 2. sayıdan 15 fazladır. Buna göre 3. sayı kaçtır? Sayıları yazalım. 1. sayı 2. sayı ve 3. sayı toplamları 155 olacak. Birinci sayıya A diyelim çocuklar. İkinci sayı kaç olur? İkinci sayı birinci sayıdan 10 fazla demiş. İkinci sayı A artı 10 olur. Üçüncü sayı da ikinci sayıdan 15 fazla. A artı 10 artı 15 olur. O da kaç olur? A artı 25. Üçüncü sayı da A artı 25'tir. Bu üçünün toplamı kaçmış? 155. Toplayalım. A artı A artı 10 artı A artı 25. Kaç A var burada? 3A. Şuraya yazalım. 3A artı 10. 25 daha kaç eder? 35. 3A artı 35 kaça eşittir? 155. 35'i karşı eksi olarak atarız. 3A eşittir. 155 eksi 35. 3a eşittir. 5'ten 5 çıktı 0. 5'ten 3 çıktı 2. Biri de aynen yazarız. 3a eşittir. 120. 3'ü kaçla çarparsak 120 eder veya 3'ü karşıya bölü olarak geçebiliriz. Çünkü burada çarpı olarak bulunduğu için a eşittir. 120 bölü 3. O da kaçtır çocuklar? a eşittir. 40. A'yı bulduk. Üçüncü sayıyı soruyor bize. A 40 sa üçüncü sayı kaçtı? A artı 25'ti. Yerine yazdığımızda 40 artı 25 o da eşittir 65. Üçüncü sayı 65. İkinci sayı bulalım. 40 artı 10 50. Zaten A'da 40 olduğu için birinci sayı da 40'tır. Üç sayı da bulduk ama bizden üçüncü sayı soruyor. Cevap 65. 12. soru B sayısı A sayısından 705, C sayısı B sayısından 421 eksiktir. Buna göre A ve C sayılarının farkı kaçtır? A'yı vermiş, A'dan yola çıkarak B'yi bulalım. B sayısı A sayısından 705 eksiktir. Eksik demek az demektir yani çıkarma yapacağız. 4105'ten 705'i çıkarırsak B'yi buluruz. Çıkaralım. 5'ten 5 çıktı 0. 0'dan 0 çıktı 0. 1'den 7 çıkmaz. 1 binlik aldık 3. Yüzler basamağına getirdik. 11 oldu. 11'den 7 çıktı. 4. 3 e aynen yazarız. Evet çocuklar B kaçmış? 3400. Şimdi C'yi bulalım. C sayısı da B sayısından 421 eksik. Yani 3400'den 421'i çıkaracağız. Çıkaralım. Sıfırdan bir çıkmaz. Komşuya gidiyoruz yok. Binler basamağına, yüzler basamağına geldik. 400'lük var. Bir tane aldık. 3. Buraya verdi. 10. Birler basamağı da buradan alacak. 10. Ondan bir çıktı. 9. 9'dan 2 çıktı. 7. 3'ten 4 çıkmaz. Binler basamağına geliyoruz. 2 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 4 çıktı. 9. 2'yi ile aynen yazdığımızda C kaçtır? 2.979. Bizden ne istiyor? A ve C sayılarının farkı. A 4.105'ti. C 2.979'du. Çıkaralım. 4.105 eksi 2.979. 5'ten 9 çıkmaz. Komşuya geliyoruz. 1 onluk alacağız. Yok. Yüzler basamağına geldik. 0 kaldı. Buraya verdi 10. Birler basamağı buradan alacak. Burada 9 kaldı. Burası kaç oldu? 15. 15'ten 9 çıktı. 6. 9'dan 7 çıktı. 2, 0'dan 9 çıkmaz. Binler basamağına geldik. 1 binlik aldık. 3, burası kaç oldu? 10. 10'dan 9 çıktı 1. 3'ten 2 çıktı 1. Cevap 1126. 13. soru. 2065 yolcu kapasiteli bir gemide 460 kadın 517 erkek yolcu vardır. Bu gemide kaç kişilik boş yer kalmıştır? Geminin kapasitesi kaç kişi çocuklar? Kapasitesi 2065. Kaç er kadın yolcu var? Kadın yolcu sayısı 460. Erkek yolcu sayısı 517. Şimdi içerideki yolcu sayılarını bir bulalım. Toplam kaç kişi varmış? 460 artı 517. Toplayalım. 7 0 daha 7, 6 1 daha 7, 5 4 daha 9. 977 kişi gemide varmış. E geminin kapasitesi kaçtı? 2065. 2065'ten içerideki yolcuları çıkarırsak daha kaç yolcu gemiye binebilir? Onu bulabiliriz. Çıkaralım. Çünkü kaç kişilik boş yer kalmıştır diye soruyor. 5'ten 7 çıkmaz. Komşuya geldik. 1 onluk aldık. 5. Burası kaç oldu? 15. 15'ten 7 çıktı. 8. 5'ten 7 çıkmaz. Komşuya geliyoruz. Yüzlük yok. Binler basamağından 1 binlik aldık. Önce yüzler basamağına verdi. 10. Yüzler basamağından bir yüzlük aldık. 9. Onlar basamağına getirip yazdık. 15. 15'ten 7 çıktı. 8. 9'dan 9 çıktı 0. Biri de aynen aşağı yazdık. 1. Cevap 1088. Gemiye daha 1088 kişi binebilir. 14. soru. Aralarında 2'şer fark bulunan 4 doğal sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır? 4 tane doğal sayı var. 1, 2, 3, 4. Aralarındaki fark kaçmış? 2. Şimdi çocuklar bize herhangi bir sayı toplamı vermemiş veya herhangi bir sayıdan başlatmamış. Yani birinci sayı, ikinci sayı ve üçüncü ve dördüncü sayıya kendimiz değer vereceğiz. Verelim. Birinci sayı kaç olsun? 20. En küçüğü 20 olsun. Aralarında ikişer fark olacak. İkinci sayı kaç olur? 22. Üçüncü sayı 24. Dördüncü sayı 26. Kaç verirseniz verin hep aralarında ikişer fark olacak. Ve en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark da her zaman 26-20-20 eşittir 6, 6 olacaktır. Kaç verirseniz verin. Mesela verelim. Birinci sayıya 40 diyelim. 40, 42, 44, 46. Bakın en büyük kaç? 46. En küçük kaç? 40. E 46'dan 40 çıkarırsa kaç kalır? Yine 6 kalır. Kaç verirseniz verin her zaman fark 6'dır. Cevabımız da 6 olacaktır. 15. soru Can 540 sayfalık bir kitabın 176 sayfasını okudu. Can 128 sayfa daha okursa kitabında okumadığı kaç sayfa kalır? Kitap kaç sayfalık? 540 sayfa. Can ne kadar okumuş? 176 sayfa okumuş. Tamam. 128 sayfa daha okumuş. E toplam o zaman kaç sayfa okumuştur? 176 artı 128. Toplayalım. 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 7, 2 daha 9. Bir de elde 10. 10'un 0'ı elde var 1. 1, 1 daha 2. Bir de elde 3. 304 sayfa okumuş. Kitap kaç sayfa? 540. 540'tan da Okuduğu sayfayı çıkarırsak okumadığı sayfa sayısını buluruz. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya geldik, 1 onluk aldık. 3 birler basamağı 10 oldu. Ondan 4 çıktı 6. Onlar basamağına geçiyoruz. 3'ten 0 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı 2. Okuması gereken kaç sayfa var daha? 236. 16. soru. Yanda verilen çıkarma işlemine göre üçgen eksi yıldız kaçtır? Yüzler basamağında yıldız, onlar basamağında üçgen. Birler basamğından başlıyoruz çıkarmaya. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya geliyoruz. 1 onluk aldık. 2 kaldı. Getirdik birler basamağına yazdık. 14 etti. 14'ten 8 çıktı 6. 2'den 7 çıkar mı çocuklar? Hayır. Komşuya geleceğiz. 1 yüzlük alacağız ama buradan 1 yüzlük almadan önce yıldızı bulmamız lazım. Buradan 1 yüzlük aldığımızda onlar basamağı kaç olacak? 12. Peki çocuklar, hangi sayıdan 7 çıkarsa 14 kalır? 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. O zaman yıldızın 1 olması gerekir. Yani burası normalde 11 yazamayız. Şöyle bir sayı yazamayız. 11 gitti. Burası ancak 1 olursa. Ama buraya 1 verdiğimizde buradan bir 10'luk alacağız. Burası kaç kalır? 10 kalır değil mi? 11'de. O zaman bizim buraya kaç vermemiz lazım? 2. Yıldızın 2 olması lazım. 1 yüzlük aldığımızda burası kaç kalır? 1. Gidip biz de binler basamandan 1 bir binlik aldığımızda burası 11 olacaktır. 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. Burada yıldıza kaç vermemiz lazım? 2. Yıldız 2 olduğunda bakın şurayı silelim. Şunları silelim yıldız 2 olduğunda buradan gelip bir tane yüzlük aldığımızda burası kaç kalır? 1. Getirip onlar basamağını yazdığımızda kaç eder burası? 12. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. 12'den kaç çıkarsa 7 kalır? 5. Üçgeni bulduk. Üçgen 5. 12'den 5 çıktı 7. Yıldızı bir kontrol edelim. Yıldızı 2 ver bulmuştuk. Burası 1 kalmıştı. Bir tane yüzü almıştık. 1'den 7 çıkar mı? Hayır. Binler basamağına geldik. 1 binlik aldık. 4. Getirip yüzler basamağına yazdığımızda kaç olur? 11. Şimdi 11'den 7 çıktı. Bakın 4. Demek ki işlemimiz doğru. 4'ten de 2 çıkarsa 2. Yıldız kaçtır o zaman? 2. 5'ten 2 çıkarsa kaç kalır? 3. Cevabımız 3. Evet çocuklar bu dersimizde ikinci üniteyle ilgili genel değerlendirme soruları çözdük. Bu ders videosundan sonra ikinci üniteyle ilgili genel değerlendirme test soruları gelecek. Onu da mutlaka izleyelim. Diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.